bir bütün olarak baktığımızda Osmanlı'yı da kendi içinde Osmanlı İmparatorluğu'nu da kendi içinde üç döneme ayırmak lazım. Bir, Söğüt'ten Fatih Sultan Mehmet dönemine, onun Allah rahmet eylesin ölümüne kadar geçen bir süre var. Bu daha çok Türkmen beyliklerinin etkili olduğu, yönetimde ağırlıklı olarak bu Selçuklu, Anadolu Selçuklu yapısının Türkmenlerin ağırlıklı olduğu, kendini hissettirdiği bir dönem. Özellikle Fatih Sultan Mehmet'in ölümünden Abdülhamit'e kadar ki bir dönem var. Bu dönemi biz iyi anlayamaz isek bugünkü cumhuriyetimizle ilgili de yanılırız. Şimdi bu dönemde Osmanlı'nın iktisadi sisteminde çok ciddi bir bozulma var. Son dönem, yani son 20-25 yılda bir yeni anlayış var tarih anlayışında. Eskiden genellikle tarih diye siyasi tarih anlatılırdı. Ama artık batıdan başlayarak bu Japonlarda, Çin'de, diğer ülkelerde de görülüyor. Bize de sirayet etmiş vaziyette. Siyasi tarihi iktisadi tarihle birlikte ele almak lazım. Nitekim benim fakülte yıllarında okurken Profesör Haydar Kazgan hoca vardı. İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliğinde hocaydı. Allah rahmet eylesin, hoca öldü. Eşi de Gülten Kazgan hanımefendi. Eğer son zamanlarda benim gözümden kaçtı bilemem ama sağ hayatta, Allah rahmet eylesin. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde. Gülten Hanım benim hocam oldu da Haydar Kazgan hoca olmadı, ama Haydar Kazgan hocayı ben fakülteyi bitirdikten sonra ziyaret ettim. O zamanlar maalesef bu Türkiye'nin handikapıdır. Ben daha çok milliyetçi muhafazakar kesimin içindeyim. Haydar Kazgan hocanın Galata Bankerleri diye bir kitabı vardı. Ya bu hoca işte kardeşim solcu, sosyalist. Aslında hoca sosyalist falan da değildi yani, Allah rahmet eylesin. Ben kendisiyle sohbet etme imkanını da buldum. Ne zaman? Asistan olunca. Bunun kitabı mı okunur dendi. Talebeliğimde okumadım. Ama ne zaman politik ekonomi doktorası yapmaya başladım, önüme gelen bütün kitapları yalayıp yutmaya başladım. O vesileyle de Haydar Kazgan'ın Galata Bankerlerini okudum. Ve o kitabı okuyunca gördüm ki orada çok ilginç bir Haydar Hoca'nın şeyi var, sözü var. Nedir? Galata bankerleri ile Beyoğlu sarraflarının, bakın, Galata bankerleri ile Beyoğlu sarraflarının Osmanlı Türk siyasi hayatına etkileri göz ardı edilerek yazılacak bir siyasi tarih Türk çocuğuna masal bile olmaz diyordu. Buradan gelmek istediğim nokta şu. Şimdi tarihe dönüp baktığımızda milattan önce 6. yüzyıldan itibaren para Lidyalılar buldu biliyorsunuz. Bir türkümüz vardır. Karun kadar zengin olsan Leyli Leyli diye. Yani ki para insana güç, kudret verdiği gibi para aynı zamanda hedonizmin kapılarını da, zevkçiliğin kapılarını da açar. Nitekim Karun o kadar böbürlenmiştir ki orduyu dağıtmıştır, paralı askerler derlemiştir ve Pers İmparatorluğuna karşı savaştığında o kadar lakayt davranmıştır ki, ama Persler tarihin çöplüğüne onları gönderiverdi. İşte buradan bizim Osmanlı Türk tarihine baktığımızda nerelerde doğru yaptık, nerelerde yanlış yaptığı iyi bakmak lazım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.